Değerli dostlar, bir kere şunu söyleyeyim. Sizden gelen değerlendirmeler çok hoşuma gitti. Reklam arasında okudum. Reklamda bile sizi bekliyoruz diyenler var. Sağ olsunlar. Bir mesaj hoşuma gitti. İki kızım, iki kedi kızımla birlikte izliyorum dedi. Birisi üzüm suyumla birlikte sizi izliyorum dedi. Birisi Yalıkavak'ta İstanbul'dan kızım geldi beraber izliyoruz dedi. Bunlar hoş. Şimdi sizinle bir şey tartışmak istiyorum. Az önce bir klip verdik. Şule çok güzel seslendirdi. Önümüz Kurban Bayramı. Türkiye'de insanların maalesef inançları yarıştırılıyor. Maalesef mezhepsel, köken falan ayrımları, etnik tartışmalar alabildiğini sürüyor. Orta Doğu'da bunlar devam ediyor. Önümüzde Kurban Bayramı olduğu için ben de çeşitli kaynaklardan okuyarak, araştırarak 21. yüzyılda kurban kesmek şart mı? Yoksa bu ibadeti başka türlü yapma olanağı var mı diye çeşitli isimlerle konuştum. Bunları siz de internette bulabilirsiniz. Esas olan niyet, esas olan ibadet. O yüzden biz bu klibi hazırlattık. Bu klibi biraz sonra tekrar vereceğim. Sizin de şunu tartışmak istiyorum. Zaten inançlı insanlar hayatlarının büyük bir bölümünde inancına uygun yaşıyorlar. Biz de onlara saygı duymak zorundayız. Bu bir. İkincisi, Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir tarafında toplu kesimler yapılıyor ve ihtiyaçtan çok daha fazla hayvan maalesef kesiliyor. Ve ne yoksula gidebiliyor ne de doğru dürüst kullanılabiliyor. Acaba diyorum sizle birlikte şöyle bir kampanya başlatsak. Kurban Bayramı'nda din adamlarının da sağlık verdiği üzere, acaba kurbanlarımızı az önce gördüğümüz eğitim kurumlarına bağışlayarak kurban kesmek yerine o ibadetimizi çocuklarımızın okumasına yönelik halletsek ve bu şekilde okuma sorunu olabilecek insanlar, örneğin annesi babası olmayanlar, örneğin parası olmayanlar, yani çeşitli sebeplerden dolayı okulu buluşamayanlar, daha mutlu bir gelecek için okur yazar olsalar daha iyi olmaz mı? Bunu sizinle tartışmaya açıyorum. Kurban Bayramı'ndaki ibadetlerimizin acaba bu yönde yapılması daha güzel olmaz mı? Bir kez daha vermek istiyorum o klibi. Sıkça da vereceğiz. Görüşlerinizi çok merak ediyorum. Bu Kurban Bayramı'nda ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını gidermek için şu kurumlara bağış yapsak acaba hayırlı bir iş yapmış olur muyuz? Evet, bu tartışmayı sizin görüşlerinizle devam ettirmek istiyorum. Çünkü gerçekten önemli olan ibadetin olması. İnançlı insanın ibadeti de aslında faydalı olmakla ilgili. O yüzden kan akıtmak her zaman şart olmayabilir. Çocukları okutmak da aynı ibadetin yerine geçer. Ben söylemiyorum, din alimleri söylüyor. Siz de araştırın isterseniz. İmamoğlu'nun tatile gitmesi birilerine dert oldu. Sabah gazetesi bir tweet attı ki aman Allah'ım ne tweet. O tweet'i görebilir miyiz arkadaşlar? İsterseniz ona bir bakalım. Çünkü gerçekten evet, tweet bu. Bir saniye vaktimiz yok demişti. Bakın nerede ortaya çıktı. Hayat İmamoğlu'na güzel. Bir tane de fotoğrafını koymuşlar buraya İmamoğlu'nun. Şimdi gerçekten insan bu terbiyesizlik karşısında birkaç cümle etmek istiyor. Bir, Sayın Ekrem İmamoğlu meşru bir seçime girdi ve kazandı. Adamın önce mazbatasını vermediniz. Yetmedi, verilen mazbatayı geri aldınız. Yetmedi, yeniden seçime gidildi falan. Ve bütün bu dönemde şu anda çok iyi bildiğimiz bir şekilde aslında hiç de yetkisi olmayan, vekaleten görevde bulunan vali inanılmaz harcamalarda bulundu. Ve bütün bu dönemde benim diyen insanın dayanamayacağı saldırılar karşısında bir biçimiyle sinirlerini kontrol eden, bir biçimiyle ailesine, çevresine yapılan saldırılara rağmen güler yüzlü olan bir insan 3-5 günlüğüne neymiş efendim Bodrum'a gitmiş, vay efendim niye gittin? Şu soru çok basit bir soru değil mi? Acaba siyasilerden hangileri hangi saraylarda oturuyorlar, nerelere gittiler? İmamoğlu'na 3 günü çok mu gördünüz? Bakın İmamoğlu alışverişe çıktı. O da birilerine dert oldu. O haberi bir verelim. Ardından da konuşalım. Bakınız İmamoğlu'nun alışveriş meselesi neymiş? Şimdi İmamoğlu ne yapıyor? Orada bir süpermarkette
Gerçi görüntünün üzerine konuşmak istedim ama telaş etti Dersu. Ah Dersu. İmamoğlu ne yapıyor? Alışverişe git. Tweet bu. Tweet'te Hilal Kaplan hanımefendi diyor ki Bodrum sahillerinde tatili çok uzun tuttuk. Ama halktanız, yanlış olmasın. Bir de zenginlerin gittiği market zincirine gitmeseydi iyiydi. A101'e bekleriz. Gülücük işareti. Tekrar okuyorum. Bodrum sahillerinde tatili çok uzun tuttuk. Ama halktanız, virgül, yanlış olmasın. Bir de zenginlerin gittiği market zincirine gitmeseydi iyiydi. Noktalı virgül. A101'e bekleriz. Şimdi Hilal Hanım, ben sizin programınıza da konuk olmuştum. Siz de benim programıma konuk olmuştunuz. Eğer gerçekten böyle bir imaj çalışması yapılıyor olsa, ki olabilir, ama buradan vuramazsınız. Çünkü nihayetinde İstanbul'un seçilmiş bir başkanı, üstelik varlıklı bir insan. Bu insan muhtemelen daha maaş falan da almadığı için cebinden parasıyla, karısıyla, çocuğuyla tatile gitmiş. Hepimizin hakkı bu, bir. İki, alışverişe ha oraya gitmiş ha buraya gitmiş, size ne? Üçüncüsü, nihayetinde İstanbul'un vekaleten görev yapan isimleri var. İstanbul başıboş değil. Burada sizi rahatsız eden ne? Rahatsız eden şu aslında. İstanbul artık siyasal İslamcılar tarafından yönetilmiyor. İmamoğlu'nun nasıl yöneteceğini henüz bilmiyoruz ama şans vereceğiz elbette. Peki Hilal Kaplan'ın başka tweetleri var mı? Bir de bakalım Hilal Kaplan'ın başka tweetlerine, onları da görelim. Herkesin bir sicili var malum. Ne demiş Hilal Kaplan? TSK gerçekten peygamber ocağı olsaydı Arife günü kan döker miydi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Arife günü kan dökmesini eleştirmiş. Şimdi bunu yandaş olmayan birisi atsa kıyamet kopardı. Altta açılım sürecinin gazına gelmiş sarı kırmızı yeşil, sarı kırmızı yeşil, sarı kırmızı yeşil diye 5 kere yazmış. Biliyorsunuz PKK'nın bayrakları. Şimdi bu yani TSK'ya 2 tane bence onur kırıcı tweet atan Hilal Kaplan. Daha sonra ne olmuş biliyor musunuz? Bakın inanamayacaksınız. Burası Türkiye. İşte Hilal Kaplan. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moral gezisinde en önde. Hilal Hanım'ı görüyor muyuz? Sayın Erdoğan orada. Nagihan'ın gözleri kapalı çıkmış. Hakan Çelik orada pek memnun. Tanımadığım birileri daha var. Bütün yandaşları tanımıyorum. Ama neticede Hilal Kaplan önde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde. Ya bir önceki karede Arife günü kan döken TSK, sarı kırmızı yeşil bilmem ne diyor ve böyle bir durum oluyor. Ve biz bunu görüyoruz. Ardından da bu Hilal Kaplan hanımefendi dönüp Ekrem Bey'i eleştiriyor. Memleketimin hali bu. Bir de Hilal Kaplan'ın bir görseli daha var değil mi şöyle? Orada da iftar meselesi. Bakın şimdi Hilal Kaplan'ın bir, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nın iftarındaydık. Tüm konuklarla beraber Hoca Efendi'nin selamını aldık. Dostlarla görüştük, hasbihal ettik. Hoca Efendi dediği şimdiki terör örgütü lideri Fethullah Gülen. Altta Türk Evin iftarındayız. Başbakan Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır ayetini okudu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır ayetini okudu. 17-25 Aralık tuzağı başlarına geçenler de duysun. Ha, Türk Eve gidiyor. O işte Bilal Bey'in vakfı. O zaman da işte şeye Fethullah'ı eleştiriyor falan. Tablo bu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ağzına geleni söyleyip morale gidiyor. Hoca Efendi ile kol kola girip ardından Türk Eve gidiyor. Hilal Hanım'ın onun programına çıktım. O da benim programıma çıktı. Medeni şekilde tartıştık. Bir gün buraya gelirse kendisini ağırlamak isteriz. Bir gazetecidir. Bunları sorarız. Çünkü bizde kabalık yok. Ama lakin Ekrem Bey'e doğrudan daldığınız zaman insan otomatikman bunları da düşünmeli diye düşünüyorum ben. Ve Oğuz Aksever meselesi. Şimdi bir arkadaşımız reklam arasında yazmış. Sevgili Enver, sen orada olduğun müddetçe biz de senin yanındayız demiş. Bu temenniye teşekkür ediyorum ama bu gerçek değil Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de gazeteciler maalesef halk kahramanı gibi algılanıyor. Bir kere gazeteciler kahraman değil, hakikati göstermekle yükümlü, işini iyi yapmakla yükümlü, bu bir. Ancak elbette ki gazetecinin bir ideolojisi olması gerekir bence. Bu da barıştan yana olmak, kardeşlikten yana olmak, ırkçılığa karşı olmak falan neyse, bu iki. Ama üç,
Türkiye'de herkesin yeri dolar. Ve izleyicilerimiz o niye gitti bilmem ne falan diye bağırıp çağırdığı zaman boşa bağırıp çağırmış olur. Türkiye'de bellek iki günden fazla değildir. Unutur gidersiniz. O yüzden tweetiniz için teşekkür ediyorum. Ama ben de unutulacaklar arasına gireceğimi bilirim. O yüzden de beyaz cama aşık olmayı aptalca bulurum. Bu beyaz cam babamızın malı değil. Gazete köşeleri babamızın malı değil. Biz görev yapıyoruz. Ha ama şunu söyleyeyim. Romanlarımız, deneme kitaplarımız, edebiyatımızı da kimse elimizden alamaz, kalemimizi kıramaz. Orada da bir dakika derim. O yüzden edebiyatçılığımı daha çok önemserim. Bunu bir tarafa koyayım. Neyse, niye bunları söylüyorum? Çünkü zamanında görevi bırakmayı bilmek bence erdemli bir hareket. Zamanında gerçekten oradan ayrılmayı bilmek değerli. İşte Oğuz Aksever, mesleğin eskilerinden biri, bir mektup gönderdi. O mektuba bir bakalım. Mektubun ne olduğunu bir anlayalım. Ardından da üzerine biraz 19 konuşalım. Yıl 7 aylık hikayenin dopdolu kahramanları için hep güzel duygularla bezeli, içe yazılmış görünmez sayfalarından sonra boşluk başlıyor. Hep birlikte kıvanç duyduğumuz, duyacağımız yayınlar yaptık. İçimde bu kurumdan gelip geçmiş, gelmiş ve yola devam eden hiç kimse için kendi özelimde bir olumsuzluk bulmuyorum. İyi duygularımı yazmak için çok sayıda tuşa basabilirim. Ama yukarıdaki ve aşağıdaki harflerin, karakterlerin her bir zerresine sizler için iyi duygularımı, sağlık, mutluluk, başarı dileklerimi yüklediğimi, iliştirdiğimi bilmenizi rica ediyorum. Hayatımın çok önemli bir bölümüne, üçte birine, meslek hayatımın yarısına eşliğiniz ve katkınız için şükran duyuyorum. Aranızda bilenler var. Kırdığımı düşündüğüm yoldaşlarımdan kısa sürede özür dilemişimdir. Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Ben Oğuz Bey'in kötü bir insan olduğunu sanmam. Aslında pek çok insanın kötü insan olduğunu düşünmem. Ancak garip bir şekilde cama aşık olmak ya da işte bu işi sürdürmek ya da büyük para kazanıyorlarsa biraz daha kazanmak için insanlar bazen yanlış da yapabiliyorlar. Bazıları ise kasıtlı olarak bu işi yapıyor, militanca yapıyor falan. Ancak bu mektupta işte onur duyacağımız yayınlar falan meselesi ben pek o kadar da o konuda hemfikir değilim. Oğuz Bey'e telefon açmıştım, canlı yayına bağlan demiştim geçen yayın kazasında. Ya Enver ben bağlanmayayım, bilen biliyor demişti. Biz de bir Oğuz Aksever Hanım satması yaptık. Kusurumuza bakmasın ama bu da belge olarak burada kalsın. Evet, gazeteci deyince tabii bizim aklımıza hemen Uğur Mumcu geliyor üstad. İlhan Selçuk geliyor üstad. Abdi İpekçi geliyor üstad. Daha pek çok değerli gazetecimiz var. Metin Göktepe geliyor kardeşimiz, ağabeyimiz. Dolayısıyla gazetecilik biraz böyle bir iş. Halkın vicdanı olma sorumluluğu ve bunu yerine getirme meselesi. Bu programla ilgili gelen değerlendirmelerde bir iki tane meslektaş, ya Enver kendinden çok söz ediyorsun dediği zaman bir sordum kendime gerçekten çok mu söz ediyoruz diye. Aslında kendime söz etmek değil niyetim. Yaşadıklarımız üzerine samimi bir şekilde sohbet etmek. Bilmiyorum size antipatik geliyorsa bunu azaltmayı tercih ederim. Ama doğrusu aklımdan geçeni dilime hemen getirip söylemek istiyorum. Çünkü öyle tanıklıklar yaşıyoruz ki gerçekten dün söyledim Klaus Mann'ın Mephisto kitabını. Orada bir tiyatrocunun adım adım nasıl yalakalık yaparak, nasıl iktidara yanaşarak Nazi Almanya'sında tepeye doğru çıktığını görüyoruz. Biz bu dönemde akademisyenler gördük, gazeteciler gördük, sanatçılar gördük ve hepsinin pulları zamanla döküldü. Hani bana diyorlar ki yetmez ama evetçilere kafayı çok taktın, unutmuyorsun. Nasıl unutayım birader? Siz unutuyor musunuz Allah aşkına? Türkiye bu hale geldi, o 2010'la geldi. Bu liberallerin biz dün de haklıydık, kandırıldık ama bugün de haklıyız meselesi tepemi attırıyor. Onu da bir tarafa koyayım. Şimdi neden bunu söylüyorum? Liberallik her açıdan problem. Her açıdan da iktisadi olarak da problem. Göreceksiniz Halk TV ekranlarında da işte bir takım hikaye anlatan iktisatçılar da zaman zaman çıkıyor. Gerçek bu değildir. Ben size söyleyeyim. Türkiye'de iktisatçı olarak hiçbir şey yapamıyorsanız Korkut Boratav hocamızın haftalık analizlerini okuyun. Korkut Boratav hocaların hocasıdır. Marksist iktisatçıdır. Ve Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu her şeyi o tertemiz zihniyle her gün görmektedir. Kaldı ki Cumhuriyet'te Ergin Yıldızoğlu, Erinç Yeldan çok önemli yazılar yazıyor. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer ideolojik olarak bir yerden bakmazsanız bu liberal tezler içerisinde siyasetçiler de palavradan anlatır inanırsınız. Bakın neden bütün bunları söylüyorum? Bugün
Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi devriyle ilgili bir haber vereceğiz size. Önce haberi vereceğiz. Sonra diyeceksiniz ki ulan bu ihtiyat akçesi ne? Onu da söyleyeceğiz, merak etmeyin. Önce haberimizi görelim. Sizden gelenleri okuyorum. İnsanlar tabii bu ihtiyat akçesi meselesinin ne olduğunu çok kabaca anlamış durumdalar. Yani zor günler için sakladığınız kefen parası dediğiniz para var ya, işte o. Ama biz yine bunun ilimli tarafından, bilimsel tarafından tarifini bir size verelim. Üzerine de 3-5 laf edelim elbette. Şimdi bir kere meseleyi şöyle değerlendirelim. Türkiye'de vaziyetin ne halde olduğunu sadece bu yani kefen parasının sistemin içine katılarak günlük hayata taşınması ile ilgili durumu bir kere anlayalım. Kefen parasını harcayan bir aile nasıl bir tablo içerisindeyse Türkiye'de aynı tablo içerisinde. Türkiye kefen parasına bile muhtaç hale gelmiş. Nasıl gelmiş? Çünkü Türkiye'de ucu bucağı belirsiz bir israf söz konusu. Bu israfı devletin harcamalarının görünen yüzüyle anlıyoruz. Görünmeyenleri de bu belediyelerin falan içine girince görüyoruz, bu bir. İkincisi, Türkiye üretmiyor. Üretmediği halde bolca ithalat yapıyor. Dolayısıyla çok basit bir şey var. Evinize akşam alışveriş yapıyorsunuz ama karşınıza eve hiç para sokmuyorsunuz. Bir de bunun dışında yeni çocuklar doğuyor, çalışmak istiyor, çalışamıyor. İşte Türkiye'de işsizler ordusu haberimiz tam da bunu söylüyor. Şimdi Sayın Erdoğan'ın söylediği bir şey var. İşte herkes iş bulacak diye bir kural yok diyor. Aslında Erdoğan'ın söylediği şey ideolojik bir tarif. Bu piyasa ekonomisinin tam da tarifi. Piyasa ekonomisinin temeli şudur. Piyasa ekonomisi der ki rekabet kaliteyi arttırır, rekabet verimliliği arttırır. Buna göre iyi olan kazansın türü bir anlayış ortaya çıkar. Bizde bu da yok, çünkü liyakat da yok, onu kenara koyuyorum. Bir de devletten beslenme var. Ancak bu tez gerçekten doğru mu? Yani soru şu, gerçekten herkesin çalıştığı bir toplum söz konusu olamaz mı? Herkesin çalıştığı toplumun oluşması için planlı ekonomiden söz etmemiz gerekir. Planlı ekonomi dediğimiz zaman da sosyalizmden söz etmemiz gerekir. Sosyalizmin temel tezi nedir? İhtiyaçlarınızı doğru tarif etmek, o ihtiyaçlar doğrultusunda üretim yapmak ve her insanın kendi yeteneklerine göre bir iş yapabileceğini kabul edip o iş sahasında onu değerlendirmek. Şimdi bunun böyle olmasının kime ne zararı var? Patronlara zararı var. Neden? Çünkü o zaman sermaye birikimi elde edip varlığına daha çok varlık katmamış olacak. Bundan kim faydalanacak? Otokratik rejimler faydalanacak. Oysa ki biz biliyoruz ki her insanın yaşam hakkı kutsaldır. Ve biliyoruz ki zeka seviyesi farklı da olsa, becerileri farklı da olsa, bazı bedensel engelleri de olsa bir toplumda herkesin yapabileceği iş vardır. Ve nihayetinde devlet insanlara iş bulmak zorundadır. Ama bu işi de kölelik koşullarında değil, tam tersine iyi yaşam koşullarında yapması gerekir. Patronlar daha çok çalış, sırtına kamçıyı ye, köle seviyesinde çalışlar. Bunun örneği nedir? Maden ocaklarında gördüğümüz. İnsanlar güneş yüzü görmeden günlerce aç açına çalışıp bir de üzerinde madende cam verdiler. Bu ülkede oldu bu. Sonra dendi ki bu işin fıtratında var. Böyle fıtrat mı olur canım? Halbuki insanlar bence günde 8 saat çalışmaya falan da gerek yok. Dünya artık bunu tartışıyor. Daha az çalışıp daha çok kendisiyle ilgilenebilir hale gelmesi gerekir. Keşke toplumda iş bölümü doğru yapılsa, insanlar 5-6 saat çalışsa, bu 5-6 saat çalışmanın dışında dans edebilse, şarkı söyleyebilse, sanatla uğraşabilse, çocuğuyla vakit geçirebilse, doğa yürüyüşü yapabilse, bundan faydalanabilse. Sosyalizmin amacı budur. Buraya gitmektir. Buna diyorlar ki ütopya. Ya ütopya falan değil. Asıl problemli olan kapitalizm, betondan canavar yaratılmış bir kent ve neticede içerisinde köle olarak çalışan insanlar. Bakın çoluğunu çocuğunu görmeden bütün gün ayakta kalmak için deli olan beyaz yakalılar tanıyorum ben. Ve ne yapıyor hafta sonunda? Kitap okuyorum diye dandirikten iki tane iki satır okuyor. Ne yapıyor? Yaşam koçuna gidiyor. Sanki yaşam koçu çok bir halt biliyormuş gibi. Sonra da bir anda sistem dışına gittiği zaman yok efendim pul koleksiyonu, yok makrome, yok resim, yok geçmiş olsun. İnsan genç yaşta ilgi alanlarını yönelik çalışması gerekir. Şimdi
Bu noktaya geldikten sonra demin işte kendimden fazla mı söz ediyorum diye cevap verenlerden birisi demiş ki ben daha Türkiye ekranlarında ben sosyalistim deyip de program yapan kimseye rastlamadım. Evet, ben bunu saklayacak halim yok. Sosyalistim, buna inanıyorum. Halk TV'de ya isteyerek ya da katlanarak bana bu saatleri veriyor. Dilim döndüğünce anlatıyorum canım. Bu kadar da sosyalistlere yer olsun. Liberaller alabildiğini her yerde, muhafazakarlar alabildiğini her yerde biraz da sosyalistler konuşabilsin. Bunu kenara koyuyorum ayrıca. Ama nihayetinde şunu bilmek gerekiyor. Bu sistem insanlığın felaketidir. Neticede bu sistem toplumu hiçbir yere götürmez. Ben haksız mıyım şimdi ver belleği derken? Size soruyorum. Tam da ver belleği zamanı değil mi? O zaman ne yapalım? Ver belleği. Evet. Birileri işsizlikle boğuşuyor. Birileri ekmek sorunu içerisinde. Bunları görüyoruz. Birileri de çifte maaş alıyor. Çifte maaş alıyor. Şimdi vicdan diyorum ben. Vicdan diyorum ben. Bakınız, çifte maaş skandalı neymiş? Şimdi önce beni rahatsız eden bir şey söyleyeyim. O da şu. Maalesef Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de eş dost akraba atamalarının bir hayli yoğun olduğu istihbaratı geliyor. Hatay'da da aynı mesele oldu. Hatay Belediye Başkanı da açıklama yaptı. Evet, kardeşimi atadım ama nihayetinde liyakate uygun bir atama yaptım dedi. Benim bunu kabul etmem mümkün değil. Kendisini de tanıyorum. Lütfen Lütfi Savaş Bey bu uygulamadan vazgeçin. Sonuç itibariyle az önce gördük AKP'nin uygulamalarını. Biz AKP uygulamalarında eğer itiraz ediyorsak, eğer iktidarın bu türden uygulamalarına karşı bir dakika kardeşim bu olmaz diyorsak ki demeliyiz, demeye de devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde ya da İYİ Parti'de ya da HDP'de ya da Saadet'te ya da MHP'de de farklı bir uygulama yapamayız. Şu çok açık bir kural haline gelmeli değerli dostlar. Hiçbir belediye başkanı eşini, dostunu, yakınını bu türden atamalarla belli bir noktaya getirmemeli. Eğer gerçekten kardeşiniz, eşiniz, çocuğunuz ya da başka bir akrabanız bu liyakate sahipse zaten özel sektörde de iş bulur. Kaldı ki bir belediye başkanı isteyecek de herhangi bir şirkete kardeşini gönderecek, orada işe sokamayacak mı? Gelin gerçeği konuşalım. Belediye başkanı istediği yere yerleştirir. Yapmayın bunu kamuda ya. Başka yerlere gönderin. Hani yol gösterir gibi olmayayım ama bari bu kadar nezaret. Bunu yapmamamız lazım. Gelin çifte maaş meselesine. Ya biz yoksul bir halkız. Bu halkın evlatları aç, açık, sıkıntılı vesaire. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Bu halkın parasını bu kadar zalimce harcamaya hakkımız yok. Bu kadar hunharca harcamaya hakkımız yok. Yani evine 3 kuruş ekmek götüremediği için intihar eden insanların olduğu bir coğrafyadayız. Demin dedim, ölüm çukurlarında işçilerin mahvolduğunu görüyoruz. Grevde olanları görüyoruz. Bir ekmek için mücadele edenleri görüyoruz. Böyle bir ülkede Allah'tan reva mıdır yani? Bu olacak iş değil. Bunları niye yapıyorsunuz? Niye bunlar oluyor? Nedir bu açgözlülük? Koltuk, saltanat, şan, şöhret vesaire, bunlar geçer. Ama vicdan, ya çoluğunuzun çocuğunuzun suratına bakabilmek çok önemli. Fakat Türkiye'deki temel sorun ne biliyor musunuz? Türkiye'de görgüsüzlük meşru hale geldi. Geçen gün bir şey duydum, dün söyledim galiba, dudağım uçukladı. Ben de kendimi tekrarlamaya başladım. Ya Bodrum'da ne Türkbükü diye bir yer varmış. Ben hayatta görmedim ama orada bir beach diyorlar, plaj. Yani halkın plajı. Halkın sahiline girmek için 450 lira veriyorlarmış kapıdan içeri girmek için. İçeri girdiği zaman da üst üstesin. Lahmacunlar 300 lira mı 500 lira mı ne? Şimdi bu görgüsüzlük artık Türkiye'de öyle bir hale geldi ki görgüsüzlük, gösteriş budalalığı, benim şu kadar arabam var, benim şu kadar evim var, bilmem ne var demek eskiden bunlar ayıptı. İnsanlar kazandığını uygun bir şekilde gizleyerek yaşardı. Neden? Çünkü ihtiyacı olan vardı falan diye. Ya bütün bunlar hakikaten bu hale geldi. Yine lafı oraya getireyim. Şöyle hazırla onu. Önümüz Kurban Bayramı. Dolayısıyla bu bayramı kan akıtarak değil de çocukların okuması için eğer dilerseniz halledebiliriz. Nasıl mı? İzleyelim. Bu konudaki görüşlerinizi okuyorum. Bana destek var. Tekrar tartışmaya devam etmek istiyorum. Lütfen paylaşınız. Ben diyorum ki bu Kurban Bayramı'nda biz kan akıtmak yerine, bu israfın önüne geçmek yerine çocukların okuması için bu tür kurumlara bağışta bulunarak ibadetimizi yerine getirebiliriz. Bu mümkün. Din adamları da bu konuda gerekeni söylediler. İsterseniz ben yarın bununla ilgili haber, ya şöyle buna bir bakalım. İhsan Hoca'ya falan soralım. Ne diyorlar? Cemil Hoca'ya
soralım. Belki onlardan özel bir görüş de alırız telefonda falan ya da varsa açıklamaları sizi rahatlatmak açısından. Diyanet'e sormuyoruz çünkü Diyanet başka işlerle meşgul. İşte dizimize kadar etek nereye çekilir, çocuğunla iç geçirirsen ne olur bilmem abuk sabuk şeylerle meşgul. Bari aklı başında olanlarla hareket edelim. Türkiye'de ne normal ne değil. Bu arada Bülent Ortaçgil'in klibi de birazdan gelecek. Efendim Türkiye'de hamile bir hanımefendi aracın içinde, yanında kocası var. Magandalar, baklavacı magandalar neler yaptılar hatırlıyorsunuz. Bu magandalarla ilgili toplumda büyük infial oldu. Ve bu infialin ardından da sosyal medya ayağa kalktı ve tutuklama gerçekleşti. Lakin ortaya çıktı ki sosyal medyadaki olan her şey saman alevi gibi oluyor, hop bitiyor. Adamlar salıverildi. Bakınız. Evet, size bir kareyi hatırlatmak istiyorum. Onu bir gösterir misiniz arkamda bu baklava meselesiyle ilgili olarak? Zamanında şu gördüğünüz çocuk iki lokma baklava çaldığı için böyle jandarma ile birlikte elleri kelepçeli 6'şar yıl ceza aldı. Burası Türkiye arkadaşlar. Burası Türkiye. Canı çekmiş çocuk ya. Göz hakkı diye bir şey vardır. Kaldı ki hırsızlık yapsa bile kaç yaşında? 6 yıl hapis cezası aldı 2 tane baklava için. Burası Türkiye. Burada adalet böyle mi dağıtılacak? Böyle mi dağıtılacak? Yatarı da 1 yıl 1 ay oldu bu çocukcağız. Şimdi böyle bir ülkede yaşarken bu magandaların şimdi sokaktalar. Yarın bugün başka bir kadına, başka bir insana saldırmayacaklarını nereden biliyoruz? Cezalar caydırıcı değil. Bu türden cezaların caydırıcı olması gerekir. Çocuğa, hayvana, kadına yönelik şehir magandaları bu lümpenlik yeter artık. Yetmiyor. Hani diyor ya Bülent Ortaçgil her şey normal. Şöyle bu sefer Bella'yı değil de Ortaçgil'i verelim. Normalmiş memleketimizin hali ha. Evet, içeriyle konuşuyoruz. Neyi yapalım, neyi yapmayalım diye. İşin matrak tarafı ne biliyor musunuz? Bizim Gökçe, ben Gökçe'ye demiştim ki, geçen bir yayında sinirlendim. Ya Gökçe dedim, habire yuh yuh verme. Ondan sonra demin sözüm ona bana gırgır yapıyor. Emmer abi çok oldu yuh yuh, yine vereyim mi diyor. Yukarıda böyle bir tabiri caizse biz kamera önündekilerin arkasında bir organizasyon da var. Onu da söyleyeyim, size şikayet ediyoruz. Arkadaşlar bu akşamki çayları çok beğenmedim. Mehmet Bey'e söylerseniz çayda problem var. Siz kaç çay içtiniz bilmiyorum. Neyse, bir tane güzel haber vereceğim Düzce'den. Grevdeki bir cam işçisi evleniyor, düğüne gidiyor. Ve arkadaşlarıyla birlikte olmak için geri dönüyor. Hayatın her yanında dayanışma güzel. Ben bu haberi özellikle vermek istediğim sabah Şule'yle konuştuğumuzda, çünkü hayat her şeyle yaşamaya değer. Tutkuyla yaşamaya değer. Bir işçi yoldaşlarıyla birlikte alın teri mücadelesi veriyor. Belli ki sevmiş. Gidiyor, halayını çekiyor. Omuz omuza insanlarla işte neyse töreni gerçekleştiriyor. Güler yüzüyle birlikte yoldaşlarının yanına geliyor. Hayatın her alanında olabilmek önemli olan, insanı insan kılan bu. İyi günde, kötü günde sadece eşinizle olmazsınız, yoldaşlarınızla da olursunuz. O alın teri kavgasının lezzetinin ne olduğunu az önce o liberal tezleri savunanlar bilmez. Halbuki emekçiyle yan yana olduğunuz zaman, alın teri kavgası veren insanla yan yana olduğunuz zaman kendinizi başka hissedersiniz. Evet, Türkiye'nin işçi sınıfı maalesef yoksul bırakıldığı kadar entelektüel hayattan da yoksun bırakıldı. Bakın neden Türkiye'de arka arkaya askeri darbeler oldu biliyor musunuz? Ben size bir örnek vereyim. Kulakları çınlasın Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'nun. Dostlar Tiyatrosu sosyalist politik oyunlar oynadığı zaman işçi kartları vardı, işçi örgütlenmeleri vardı. İnsanlar, işçiler tiyatroya toplu olarak gelirlerdi. Şimdi insanlar cemaatlere, tarikatlara gidiyorlar. İşçi tiyatroya giderse bilinçlenir. İşçi sinemaya giderse, iyi filmler izlerse bilinçlenir. İşçi kitap okursa bilinçlenir. Tartışmaya katılırsa bilinçlenir. İşçi sınıfı, işçi sınıfı olduğu için kutsal olmaz. İlerici işçi sınıfı kutsal olur. O da işte örgütlü olandır. O yüzden bunu çok önemli buldum. Yetmedi, devam ettim. Sabah gördüğüm bir başka haber daha var. Bunu da size izlettirmek istiyorum. Bu önemli. Bakınız dostlar, hayvanlar bizim için şu açıdan belirleyici.
Bir insanın etik ölçüsünü, bir insanın vicdani ölçüsünü hayvana nasıl davrandığıyla anlarsınız. Maalesef dünyanın dört bir yanında karnesi kötü. İspanya'ya götüreceğim sizi. İspanya'da biliyorsunuz iğrenç boğa güreşleri yapılıyor. Hayvanı kızdırıyorlar ve daha sonra işte öldürüyorlar. Bu vahşet bir eğlenceymiş gibi sunuluyor. Bana sorarsanız artık hayvan bedeni üzerinden yapılan bütün alçaklıklara dur demenin zamanı. Bir öğretmen öğrencilerini diziyor ve boğayı salıyor. Boğanın ne yapmasını beklersiniz? Bakınız boğa ne yapmış? Dobby çağrı yapıyor. Arkadaşlarıma bir kap mama, bir kap su lütfen koyun diyor. Lütfen bunu yapınız. Evlat edinmek gibidir hayvan sahiplenmek. Eğer evladınızı sokağa bırakabiliyorsanız o hayvanı da sokağa bırakırsınız. Ben Dobby ile yaşamaya başladıktan sonra şunu gördüm. Gece kaç olursa olsun eve gittiğinizde sizi en çok seven insan kalkmayabilir. Anneniz, babanız, eşiniz, çocuğunuz ama o gelir. Mutlaka kuyruğunu sallar, size tırmanır, sevgisini gösterir, siz onu öpersiniz, sarılırsınız. Biliyor musunuz ki o sevginin insanın alabileceği bütün antidepresanlardan daha fazla faydası vardır. Lütfen evlat edinin. Barınaktaki güzel çocuklara sahip çıkın. Bu çocuklar hayatınıza hayat katacaktır. Hayatı anlamlı kılmak ne? Yatın, katın, aracın bilmem ne falan bunları boş ver. Bir başkası için bir şey yapabilmek fevkalade önemli. İşte bir hayvan için bir şey yapmanın ne kadar lezzetli olduğunu anladığınız an, aldığınız nefes daha bir lezzetli geliyor. Uyandığınız gün daha bir güzel geliyor. Bunu size hatırlatmak istedim. Kültür dünyası bir felaket yaşıyor. Sözü Varlık Dergisi'ne getireceğim. Bir görelim Varlık Dergisi'ni. Varlık Dergisi burada edebiyat hayatımızın çok önemli bir unsuru. Değerli dostlar, o kadar estetikten uzak, o kadar sevgiden, o kadar insanlıktan uzak bir hayat sürüyoruz ki hayatımızda şiir yok. Ben ama bu programa şiir katmaya devam edeceğim. Bu arada dün bir şiirimi paylaşmıştım. Semtimize Sağanak Aşk Lazım kitabımdan An adlı şiirimi. Bazı insanlar çok güzel yorumlar yaptıkları gibi bazıları da bir takım bence haddini aşan tavırlarda oldular. Şunu unutmamak gerekir. Edebiyatla yoğrulan insanın dil hakimiyeti olur. 19 yaşında şiire gönül vermiştim. O günden bu tarafa da edebiyat dünyasını takip ederim. Niye bu örneği verdim? Bizim gençliğimizde Varlık Dergisi'nde iki satır görünmek edebiyata adım atmış olmak demekti. Bizim gençliğimizde Milliyet Sanat'ta, Hürriyet Gösteri'de, İnsancıl Dergisi'nde görünebilmek, Adam Sanat'ta görünebilmek, Argos'ta, Gergedan'da görünebilmek edebiyata adım atmış olmak demekti. Şimdi sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu. Dandirikten sözler alt alta geliyor. Ağdalı bir takım laflar şiir diye kakalanıyor. Yetmiyor. Büyük şairlerin adı kullanılarak onlara ait olmayan dizeler paylaşılıyor. Bu utanç hepimize yeter. Cehaletin belgesidir bu. İşte bu Yaşar Nabi Nayır'ın çıkarttığı efsane dergi Varlık artık DNR'larda satılmayacak. Satılmayacak mı, satılamayacak mı? Bu zincir mağazalar, kitap mağazaları hayatımızı nasıl çalıyor onu da size söyleyeyim. Artık onlar da yandaş olduğu için siz sosyalist yazarları, entelektüelleri, gerçekten derinlikli olanlar yerine hacılar, hocalar, büyücüleri ön raflarda göreceksiniz. Öyle anlaşılıyor. Sizden ricam, çok rica ediyorum. Edebiyat sevginiz birazcık varsa Varlığa üye olun. Varlık bize cumhuriyetin bir borcudur. Varlık bizim için varlık sebebidir. Şiiri solmuş bir memleketin çocukları özgür olamaz. Şiiri solmuş, öyküsü solmuş, denemesi solmuş, edebiyatı solmuş bir ülkenin insanları yurtsever de olamaz. Sadece top üzerine, ayak topu üzerine kafa patlatmak da olmaz. Tabii ki futbolda seyrediyoruz, basketbolda seyrediyoruz tamam ama bu iş başka. Nasıl ki Cumhuriyet Gazetesi'ne sahip çıkmamız gerekiyorsa, Varlık Dergisi'ne de sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu da hatırlatmak istedim. Derso şimdi bir şey söyleyeceğim. Sakın kesme, sonuna kadar dinleyeceğim. Değerli dostlar, rejiye söylüyorum. Değerli dostlar bu akşam bitiriyoruz. Kurbanla ilgili yarın devam edeceğiz görüşlerinizi almaya. Ben de sosyalistim diyenleri gördüm. Pek hoşuma gitti. Şu andan itibaren sosyalist olanlar bana mesaj atmaya devam ederlerse keyfim ayrıca yerine gelir. Onların hepsine de selam olsun. Tüm seyircilerimize selam olsun. Bize düşen nedir? Hepimiz hazır mıyız? O halde Derso, ver bellayı.